Efendim hayırlı akşamlar. Bir Sümen Altı programında daha siz kıymetli izleyenlerimizin karşısındayız. Tabi her hafta olduğu gibi yine gazeteci arkadaşımız Merhaba Gazetesi İstihbarat Şefi Emre Özgül ile birlikte icra edeceğiz programı. Çok önemli bir konuğumuz var. Tabi ben hemen konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Ana Muhalefet Partisi lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi. Efendim hoş geldiniz Konya'mıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel. Biz de yayıncılık hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Efendim uzun zamandır Konya'ya gelmiyorsunuz. Bugün Konya'da çeşitli programlar ve ziyaretler gerçekleştirdiniz. Nasıl buldunuz Konya'yı? 2018'de en son belediye başkanları toplantımızı Konya'da yapmıştık. Şimdi 2018'den sonra şimdi Konya'dayım. Tabii siz de takdir edersiniz ki Türkiye büyük bir ülke. Hemen hemen her hafta bir ile gidiyorum. Ama Konya'nın tabii hem İç Anadolu'da hem Türkiye bağlamında önemli bir kent olduğunu biliyorum zaten. Toprak büyüklüğü itibariyle, tarım alanı büyüklüğü itibariyle ki Türkiye'de bir numara, nüfus yapısı itibariyle... Bir tarım kenti olması, bir üniversite kenti olması, bir turizm kenti olması, bir sanayi kenti olması Konya'ya önem vermemizi de zaten doğal olarak gündeme getiriyor. Konya zengin bir ülke her açıdan bakıldığı zaman ama sorunları olan bir kentimiz aynı zamanda Konya. Biliyorum tabii tarımda ciddi sorunlar var. Bugün çiftçilerle buluştuk. Özellikle çiftçi kadınların büyük sorunları var. Onlar dillendirdiler kendi sorunlarını. Gençlerin sorunları var. Tüccarın, sanayicinin, esnafın sorunları var. Bütün bu sorunlarla bir şekilde ilgilenmek zorundayız. Efendim 2018 yılındaki Konya ile bugünkü Konya arasında bir farklılık gözlemlediniz mi siz? Doğrusunu isterseniz büyük bir farklılık yok. Yani 2018-2022 Konya'sında elbette ki bir gelişme var, bir tekamül var ama sorunların daha fazla ağırlaştığını gördüm. 2018'de bu kadar çok sorunla karşı karşıya kalmamıştık. Hemen hemen her kesim sorun dile getiriyor. Sanayicisi de, esnafı da, çiftçisi de, emeklisi de sorun dile getiriyor. Aslında bu sorunlar Konya'ya özgü sorunlar da değil, kabul etmek lazım. Türkiye'nin her tarafında karşılaştığımız sorunlar burada da dile geliyor. Çiftçi... İşte elektriğin pahalılığından şikayet ediyor, gübrenin pahalılığından, ilacın pahalılığından, kullandığı su vesaire, aldığı tohum, ürünü kaça satacak hala, mesela buğdayda taban fiyat belli olmadı. Buna benzer, sanayici önümü göremiyorum, yatırım yapacağım ne olacak, ne bitecek bilmiyor. Esnaf, sattım, yiyip yenisini aldığım zaman yerine koyamıyorum, fiyatlar süratle değişebiliyor. Ev kadınlarına bakıyorsunuz geçinemiyorum diye bu şikayetler var tabii ya ama bunlar Konya'ya özgü şikayetler değil yani Türkiye'nin her tarafında 3 aşağı 5 yukarı aynı şikayetlerle karşılaşıyoruz. Yani Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Son dönemlerde en çok şikayet herhalde ekonomiden kaynaklı geliyor. Ekonomiden. Evet, ekonomiden. Peki efendim Konya bir tarım kenti dediniz. Evet. Konya gerçekten bir tarım kenti. Çiftçinin de hali ortada. Aslında öyle. Türkiye çiftçisinin hali ortada. Bazı kesimler ithalat yapılmadığı zaman fiyat artışlarının önüne geçilemiyor iddiasında bulunuyor. Ama siz de Mardin ve Şırnak, Siirt, Batman gibi illerde ziyaretlerinizde evet. Elektrik müjdesi vermiştiniz. Ücretsiz öyle, elektrik çiftçiye müjdesi. Elektriği ücretsiz vereceğiz evet. diye. Konya'da böyle bir müjdeniz oldu mu? Olacak mı? Olacak. Şöyle, Allah nasip eder Konya'da yerel iktidarı alırsak, Konya'daki bütün çiftçilere en geç 2 yıl içerisinde elektriği ücretsiz vereceğiz. Nasıl olacak efendim? Şöyle, güneş enerjisi. Şu anda birisi bu yatırımı yapıyor. Ama büyük karları o elde edecek. Onu kamulaştıracağız. Çiftçiler kooperatif kuracaklar. Ziraat odaları oraya üye olacak. Borsa üye olacak. Arzu ederlerse ticari sanayi odası da ortak olacaklar kooperatife. Çiftçiler üretim yaptıkları süre içerisinde elektriği ücretsiz kullanacaklar. Artan elektrik miktarı enterkonekte sistem içinde satılacak. Çiftçiler ayrıca elektrikten de gelir elde edecekler. Yani hem tarımdan hem elektrikten gelir elde edecekler. Kooperatif olduğu için bunun
Yönetimi çok daha kolay, profesyonel bir yönetici getireceksiniz. Zaten öyle çok karmaşık bir alan da değil. Yatırım konusunda da örneğin ben Şanlıurfa için söz vermiştim ilk gittiğimde. Şanlıurfa'da da bunu yapabilirsiniz. Taşlık arazi var. 2,5 milyon hektarlık bir arazi, taşlık arazi. Orayı güneş tarlasına döndürebilirsiniz. Elektriği elde ediyorsunuz. Finansman açısından büyük bir sıkıntı yok. Finansmanı da bulabilirsiniz. Hem isterseniz Türkiye'den hem uluslararası alandan finansman bulabilirsiniz. Çünkü yakıta dayalı, yani çevre kirliliğine, iklime zarar veren yatırımlara uluslararası kuruluşlar destek vermiyorlar. Peki efendim, tarım kenti dediniz. Çiftçilerin, evet, sorunlarından, hayvancıların sorunlarından bahsettiniz kısaca. Evet. Vatandaşta şöyle bir algı var. Muhalefet partileri sorunu çözümüne yönelik bir proje sunmaktansa sürekli sorunları dile getiriyorlar, evet, diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarımla alakalı, hayvancılıkla alakalı projeleri neler? Projelerimiz şu, ya, şöyle diyeyim. Bir, bugün çiftçi arkadaşlarıma da söyledim. Temel hedef çiftçi üretecek, alın teri dökecek ama hiç zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama yapacağız, havza bazlı. Konya Ovası'nda ne ekilmeli ve neler ekilmeli? Çiftçi bir yıl önceden bilmeli bunu. Maliyeti nedir? Dönüm maliyeti belli midir? Bellidir. Buğday ekiyorsanız, mısır ekiyorsanız, yulaf ekiyorsanız, pamuk ekiyorsanız, ne ekiyorsanız maliyeti bellidir dönüm başına. Çağırırsınız bir ziraat mühendisini, bir ziraat teknisyenini, ziraat odaları başkanını, onun fiyatını verir. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Ve çiftçiye denecek, sen bu fiyatın üzerine dışarıya satıyorsan, başka birisine satıyorsan sat. Ama maliyet fiyatının altına düştüğü zaman onun alıcısı devlet olacak ve çiftçi asla zarar etmeyecek. Böylece hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla zarar etmeyecek. Beslediği hayvan dolayısıyla zarar etmeyecek. Ürettiği süt dolayısıyla zarar etmeyecek. Ve dolayısıyla her çiftçi kar elde edecek. Her çiftçinin gelir elde edecek. Bunu planlayacağız. Bir de şu var, onu da tabii ifade edeyim. Türkiye'nin her tarafında bu olur mu böyle? Hayır. Örneğin Karadeniz'de fındık var. Fındık dışında başka bir şey üretemezsiniz. Yani Karadeniz'de buğday ekin diyemezsiniz. Fındık bölgenin stratejik ürünüdür. Çay Rize ve Artvin için stratejik üründür. Orada da aynı felsefeden yola çıkılarak maliyet artı makul kar üzerinden yola çıkılabilir ve sonuç elde edilebilir. Su problemiyle alakalı nasıl adım atacaksınız? Biliyorsunuz ki Konya tarımsal üretimin başkenti. Evet. Çiftçiler her zaman susuzluktan dert yanıyor. Konya'nın 1/3'ü kıraç alan. Su noktasında ne gibi adımlar atacaksınız? Olayı suyla kavuşturacak mısınız? Şimdi su konusunda uzun vadeli ve titiz bir çalışma yapmak lazım. Yeraltı suları kullanılıyor. Eskiden 40 metreydi. Şimdi 80 metreden çıkarılıyor. Obruklar oluşmaya başladı. İleride yeraltı sularında büyük boşalma olursa tüketim dolayısıyla Konya Ovası riske girebilir. Onun için uzun vadeli bir planlama yapmak gerekiyor. Konya Ovası'nı sulamak gerekiyor. Dışarıdan su getirmek gerekiyor. Barajlardan veya diğer nehirlerden bir şekilde suyu buraya taşımak gerekiyor. Mavi tünel yapıldı ama mavi tünel beklenen yararı Konya Ovası'na sağlamış değil. Hem rakamlar düşük kapasite olarak, aynı zamanda da borular çok sık patlıyor. Müteahhit doğru dürüst görev yapmıyor. İlgilenen yok. Dolayısıyla ortada ciddi bir sorun var. Mavi tünel dolayısıyla. Konya Ovası'nı bu bağlamda suyla beslememiz gerekiyor. Ama suyun da hoyrat kullanılmaması lazım. Vahşi sulama olmaması lazım. Bu konuda da çiftçilerin eğitilmesi gerekiyor. Damlama sulama nedir, ne değildir? Dolayısıyla suyu en verimli şekliyle kullanmak zorundayız. Çünkü su artık hayati bir madde. Suyun olmadığı yerde zaten hayat da yok. O suyun verimli kullanılması lazım. Efendim geçtiğimiz günlerde... Çiftçilerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ben de onunla alakalı soracaktım. Evet. Ekleyelim isterseniz. Tabii. Devamına. Geçtiğimiz günlerde haber merkezindeki arkadaşlarımız kurban fiyatlarıyla alakalı bir haber yaptı. Biliyorsunuz kurban bayramı da yaklaşıyor. Evet. Geçen yıla oranla 2 katına çıkmış kurbanlık fiyatları. Öyle. Kilo bazındaki fiyatlar. Geçen yıl büyük başta 25 lira olan kilo şu anda 65 lira seviyesine gelmiş. 60-65 lira.
bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bugün için 60-65 lira diyorsunuz. Yarın daha da artacak. Tabii. Yem fiyatları arttı. Tabii. Yani bakın bir çiftçi bana şunu söyledi. Besici, ya siz dedi hayvanı besliyorsunuz ama yeterli beslemediğinizi ve hayvanın aç kaldığını da biliyorsunuz dedi. Yeteri kadar yem veremiyorum ben hayvanıma diyor. Buna benzer pek çok dramatik tablolarla karşılaşmak mümkün. Bunu görüyoruz zaten. Şimdi et fiyatlarının pahalı olması veya canlı hayvanın pahalı olması çiftçinin elinde değil ki. Yeme zam yapıyorsun, aşıya zam yapıyorsun. Efendim sütü değerinde satamıyorsun. Bazı bölgelerde bir de Konya'da mera sorunu var. Onu da bazı çiftçiler dile getirdi. Dolayısıyla fiyatı mecburen yükseltiyorsun. Yükselttiğin zaman kim kurbanlı koyun alacak? O pahalı ortamda ibadetini veya bir adağını yerine getirmek istiyorsa nasıl, hangi koşullarda getirecek? Yani fakir fukaranın kurban kesmesi artık lüks olmaya başladı. Bu da hayatın bir başka gerçeği olarak önümüzde duruyor maalesef. Efendim tarımdan ekonomiye... Tarımda bir şey daha söyleyeyim. Evet. İktidar olacağız inşallah, Allah nasip eder. Çiftçinin ister tarım kredi kooperatiflerinden, ister bankalardan aldıkları bütün kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Faiz olmayacak. Ana parayı makul taksitlerle alacağız. Geçmişte aldıkları kredilerin faizlerini tümüyle sıfırlayacağız. Faiz almayacağız. Çünkü çiftçi üretmesi lazım. Ya bu memleket, yani Konya, Hollanda'dan toprak büyüklüğü olarak daha büyük bir il Konya. Oranın, yani Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Bizim Türkiye'nin o kadar değil. O zaman ne oluyor? Bir yerde bir yanlışlık var. Bir yerde bir hata var. İnsan deseniz var. Toprak deseniz var. Güneş deseniz var. Neyimiz eksik? Planlama eksik. Az önce söylediğim planlama, havza bazında planlama eksik. Çiftçi üretecek, çiftçi kazanacak ki köyler boşalmasın. Bugün en büyük şikayet de oydu. Köyler boşalıyor. Gençler kalmadı köylerde. Genç nasıl kalsın orada? Baba ürettiği ürünü satamıyor. Satsa da zarar ediyor. O da bir süre sonra toprağını satıyor. Şehre gideyim diye diyor. Aynı zamanda Konya Ovası'nda ciddi ölçüde toprak satışlarının başladığı da, arazi satışlarının başladığı da söylendi. Bunun üzerinde de Konyalıların durması lazım. Efendim, ekonomiden önce ben şunu sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki 20 yıllık süreç içerisinde AK Parti iktidarları döneminde Konya her zaman AK Parti'ye ciddi şekilde destek vermiş bir şehir. Yerel seçimlerde de Konya büyük şehirler arasında birinci sıradaydı. Evet. Şimdi belki burada muhalefet partisi olabilmek zor. Bir dönem esnaflar mesela muhalif parti il başkanlarına kapılarını açmıyordu, kapatıyordu ama mesela 2018 yılıyla 2022 yılı arasındaki sorum aslında o yöndeydi. Siz sorunların arttığını dile getirdiniz ama mesela Konya'da rahat gezebildiniz mi? İnsanlar size gönlünü açtı mı? Yani bu konu gerçekten merak ediyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Emin olun çok değişen bir Konya gördüm. Hakkını arayan bir Konya gördüm. Sorunları kim çözebilir? Arayış içinde olan bir Konya gördüm. Esnafında da, çiftçisinde de, sanayicisinde de bunu görüyorsunuz zaten. Bu sadece Konya'ya özgü değil, onu da ifade edeyim. Tabii Konya bizim açımızdan zor bir yerdi. Ama bunun zorluğu Konyalılardan kaynaklanmıyordu, bizden kaynaklanıyordu. Yani biz Konya'ya daha fazla gelebilirdik. Öz eleştiri efendim bu. Öz eleştiri tabii. Yani bir kaybedilmiş bölge gibi mi görüldü yıllarca muhalefet tarafından Konya? Yıllarca gelmedik ki. Yani yıllarca gelmedik. Yani bir Konyalı'nın sofrasına oturmadık. Ya bir derdin nedir arkadaş demedik. Oturduk Ankara'da, nutuklar çektik. Öz eleştiri yapmak da yani büyük bir... Elbette bir efendim. Şimdi biz doğruyu söylemek zorundayız. Yani oy alamıyorsak oturup sorunu kendimizde aramamız lazım. Konya'da ne arayacaksın? Konyalı, bildiğimiz Konyalı. Çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. Bir şekliyle geçimini sağlamaya çalışıyor. Bakıyor. Kim kendisine daha fazla, kendisiyle daha fazla ilgi kuruyorsa, ilişki kuruyorsa, dertlerini daha fazla dinliyorsa oraya meylediyor. Oyunu oraya veriyor. O zaman demek ki bizim oturup düşünmemiz lazım.
Konya'ya daha çok geleceksiniz herhalde. Konya'ya daha fazla gelmeliyiz, daha fazla konuşmalıyız. Konya büyük bir yer tabii. Yani Türkiye nasıl büyükse Konya da büyük bir efendim, yer. Efendim peki AK Parti'nin Konya'yı ihmal ettiğini düşünüyor musunuz? Mesela yıllarca konuşulan bir mesele var. Metro projesi mesela yıllardır AK Parti veriliyor ama bir türlü hayata geçiremedi. Onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Lütfen. AK Parti Konya'yı çantada keklik görüyor. Ya ben hiçbir şey yapmasam da Konyalı bana oy veriyor diyor. Bakışı o. Ya Mavi Tünel, Konya Ovası'nın sulanması hikayesi bunun tipik örneğidir yani. Bakıldığı zaman bunu görüyorsunuz zaten. Dolayısıyla Konya nasıl olsa benim yerimdir, benim bölgemdir. Benim burada horozum ötüyor. Konyalı bana ne olursa olsun gelecek bana, gelir bana oy verir. AK Parti yetkililer bunu bazı basın toplantılarında dile getiriyor. Mesela bir milletvekili, Konyalı bir milletvekili bir basın toplantısında Konyalı bize hem kızar hem de oy verir demişti. İşte o. Evet. Önümüzdeki seçimde erken veya olağan 2023'te yapılacak bir seçimde böyle olacağını düşünüyor musunuz? Hayır, yani olmayacak. Tablodan hayır, olmayacak. Mısınız? Olmayacak. Olmayacak. Yani bunu alandan görebiliyorum. Esnafta da, çiftçide de, sanayicide de görebiliyorum bunu. Artık bakın olay ekonominin çok daha ötesinde bir olay. Olay bir yönetim olayı. Türkiye yönetiliyor mu? Hangi milletvekili kalktı da parlamentoda AK Partili milletvekili Konya'nın sorunlarını dile getirdi? Hangi AK Partili milletvekili getirdi? Parlamentonun işlevi ne? Devlette liyakat kaldı mı? Ya devlette adalet kaldı mı? Konyalı bunu görmüyor mu? Görüyor Konyalı. Hakkı, hukukun kişilerin elinden nasıl alındığını Konyalı görüyor. Haksızlığı görüyor. KPSS sınavında büyük başarı elde eden kişilerin sözlü sınavlarında nasıl elendiğini görüyor. Konyalı'da vicdan yok mu? Vicdan sahibi Konyalı. Ya bu kadar haksızlık olmaz diyor. Bu kadar zulüm olmaz diyor. İş artık zulüm noktasına gelmiş vaziyette. Dolayısıyla Konyalı, kimse Konyalı'yı kendi arka bahçesi görmesin. Bir daha söyleyeyim. Başta AK Partililere söylüyorum. Kimse Konya'yı ve Konyalı'yı bizim arka bahçemizdir diye görmesin. Konyalı devletine sahip, milletine sahip, devletine milletine saygı gösteren bir ilimizdir. Bu ilde yaşayan insanlar da huzur içinde yaşamak isterler. Türkiye'de huzur olursa Konya'da da huzur olur. Sanayici önünü göremiyorsa, esnaf sattığı malın yerine yenisini alamıyorsa Allah aşkına hala gidip AK Parti'ye mi oy verecek? Durumu iyi olan, bu düzenden yaralanan gidip oyunu verebilir. Ama Konyalı eğer tefeciden şikayet ediyorsa, uyuşturucu baronlarından şikayet ediyorsa, bakın tefeci derken şunu kastedeyim, ediyorum. 10 şeker fabrikası satıldı, 10. 10 şeker fabrikasını 11 milyar liraya sattılar. Bugünün parasıyla 11 milyar liraya. Geçen Nisan ayında bir ayda ödenen faiz 19 milyar lira. Yani eski parayla 11 katrilyon liraya 10 fabrikayı sattın. Bir ayda 19 katrilyon lira faiz ödüyorsun. Ya bu adalet mi Allah aşkına? Bu paralar nereye gidiyor? Bir avuç insana gidiyor. Ben onlara beşli çete diyorum. Ya da Londra'daki tefeciler diyorum. Efendim gündem o kadar yoğun ki sorularımız da çok yoğun. Evet. Bir kısa şekilde almak isteriz. Tabii. Ekonomiye geçelim isterim ben Emre'cim. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomik konuda, ekonomi konusunda vatandaşa sağlayacağınız rahatlamalar neler olacak? Önce fiyat istikrarını sağlayacaksınız. Yarın sabah buğdayın fiyatını kimse bilmiyor hala. Bakın buğday hasada başladı Güneydoğu'da. Taban fiyat açıklanmadı. Olabilir mi efendim? Yani olur. Gıda fiyatlarına bakıyoruz. Bugün aldığımız bir ürün yarın daha yukarıda. Fiyat istikrarı tanıyoruz. Olur. Niye olmasın? Elinoğlu fiyat istikrarını sağlıyor da biz mi sağlamayacağız? Rusya ile Amerika savaş halinde. Şimdi de affedersin, Rusya ile Ukrayna savaş halinde değil mi? Bakın onların enflasyonuna kaç? Birisinde %9, birisinde %17. Bizde kaç? %157, %100, %60 ürününe göre değişiyor. Reelde daha. Biz savaşta mıyız? Yok. Peki nasıl oluyor bizde bu? Yönetilmiyor Türkiye. Adaletle yönetilmiyor. Ahlakla yönetilmiyor, bilgiyle yönetilmiyor, birikimle yönetilmiyor, erdemle yönetilmiyor, liyakatle yönetilmiyor Türkiye. Türkiye'yi bir adama teslim etmişiz. Bir kişiye. O da
Türkiye'yi babasının çiftliği gibi ben yönetirim diyor ve istediğim gibi ben yönetirim diyor. Peki efendim, bugün seçim olsa, bir değişiklik meydana gelse, Türkiye ekonomisi hemen düzelir mi? Belli bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Ben desem ki iktidar değişti, düğmeye bastık, her şey oldu. Hayır. Belli bir, bakın, işsizlik sorunu var. Belli bir zaman dilimi içinde işsizlik sorunu ancak çözebilirsiniz. Fiyat istikrarı belli bir zaman dilimi içinde çözebilirsiniz. Üretimde arzu ettiğiniz hedeflerin gerçekleşmesi belli bir zaman dilimi içinde olacak. Devlette liyakatin sağlanması belli bir zaman dilimi içinde olacak. Bunun zaman, bazı şey var ki bir ayda olur, bazıları var 6 ayda olur, bazıları var 1 veya 1,5 yılda olur. Siz Merkez Bankası'nın başına o işi en iyi bilen, uluslararası finans piyasalarında güven sağlayan bir insanı getirirseniz, herkes diyecek ki Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlama konusunda üstüne düşeni yapacak. Çünkü Merkez Bankası kanunun 4. maddesinde diyor ki fiyat istikrarını, Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cümle cümle okuyayım. Peki bugünkü Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlıyor mu? Hayır. Neden? Bağımsız değil. Neden? Talimatla iş yapıyor. Oysa yasalara göre iş yapması lazım o kurumun. İki, başka bir şey daha söyleyeyim. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Niye kapatıldı? Ya bir devletin planlaması olmaz mı? Hangi gerekçeyle kapatıyorsunuz siz Devlet Planlama Teşkilatı'nı? Planlama yapılması lazım. Aile planlama yapar. İşveren planlama yapar. Esnaf planlama yapar. Çiftçi planlama yapar. Sizler de planlama yaparsınız. Ben de planlama yaparım. Elektrik faturası gelecek. Doğalgaz faturası gelecek. Alışveriş yaptık, taksit ödenecek. En azından aylık planlama yaparız. Devasa bir devlet plansız kaldı. Planlaması bile yok. Efendim, doğru. Peki biliyorsunuz aslında en büyük sınav iktidardayken verilir. Evet. Diyelim ki siz iktidara geldiniz. İktidara geldiğinizde siz mesela CHP'li iş adamlarına ayrımcılık yapacak mısınız? Hayır. İnsanlar bunu merak ediyorlar. Hayır. Eşit mi olacaksınız? Şöyle, iş insanları çalıştıkları sürece, ürettikleri sürece, istihdam yarattıkları sürece siyasi görüşü ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Bunun garantisini veriyorsunuz yani. Hiç kimse endişe etmesin. Çünkü şöyle, bu insan çalışıyor. Bu insan emek harcıyor. Bu insan istihdam yaratıyor. Bu insan ihracat yapıyor. Bu insan ülkesine döviz getiriyor. Bu insan vergisini veriyorsa niye bunun düzenini bozacaksın? Ne kadar çok kazanırsa Türkiye kazanacak. Niye karşı çıkacaksın? Peki özelleştirilen kurumları tekrar devletin eline, devletin imkanına sunacak mısınız? Ya da yap işlet devlet modeliyle yapılan yollar, otoyollar, köprüler, hastaneler var. Bununla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir onları, çalışması olacak mı? Tabii olacak. Şimdi bu milleti iliğine kadar soyan işte bu köprüler var. Dolar bazında garanti verilenler var. Dolar bazında, avro bazında garanti verilenler var. Dolar yükseldikçe bunların keyfi yerinde. Çünkü bunlar daha fazla para alıyorlar. Artı bunlar ayrıca eğer döviz borcu Amerika'dan almışlarsa dolar bazında, Amerika'daki enflasyonu da Türkiye'ye yansıtıyorlar. Sözleşme öyle. Eğer Almanya'dan veya Avrupa bölgesinden kredi almışlarsa Avrupa bölgesindeki enflasyonu da Türkiye'ye yansıtıyorlar. Yani bizim vatandaşımız hem döviz artışını ödüyor, hem borcu ödüyor, hem o ülkelerdeki enflasyonun bedelini ödüyor. Ya böyle bir düzen olur mu Allah aşkına ya? Bu soygun düzeni değil mi? Bunları kamulaştıracağız. Hiç. Nasıl olacak efendim? Yani bununla alakalı bir sıkıntı yaşamaz mı? Yok, hiçbir sıkıntı yaşamayız. Yani önce maliyetler çıkacak artık. Bunlar kaça mal oldu? Maliyetlerini çıkaracağız. Maliyetini çıkardıktan sonra makul bir kar vereceğiz. Diyeceğiz biz bunu kamulaştırıyoruz yani. Soygun düzenine dünyanın hiçbir devleti izin vermez. Adil bir devlet hiç izin vermez. Peki. Soygun düzenine hangi hukuk izin verecek? Soygun mu soygun? Düşünebiliyor musunuz? Uçak garantisi vermişsiniz. Yolcu yok. Uçak da yok. Ve siz buna 2045 yılına kadar para ödeyeceksiniz ya. Ya soygun değil mi? Kimin parasını ödüyorsunuz? Peki efendim, her dönem israftan bahsediyorsunuz. Hemen hemen her konuşmanızda, her grup toplantınızda israftan bahsediyorsunuz. Nasıl önleyeceksiniz israfı Türkiye'de? İsrafı önlemek şöyledir bakın. Bizde çok güzel bir atasözü var, balık baştan korkar diye. Yukarıdaki israf yapmazsa aşağıdaki hiç israf yapamaz. Korkar.
Şimdi bir israf genelgesi çıkaracaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim ben 13 tane uçak var. Ya senin neyine yetmez? Yetiyorsa 13 uçak kardeşim. 2 tane uçak veya 1 tane uçak yeter. 11'ini vereceksiniz, satacaksınız. Şu anda bakanlıkların bazıları kirada. Ya devletin bakanlığı kirada olur mu? Boş bina var. Orada çalışmıyorlar. Ama birisi büyük inşaat yapmış. Para kazansın diye bakanlığı oraya taşıyorlar. Kamu kuruluşunu oraya taşıyorlar. Niye taşıyorsunuz kardeşim? Hangi gerekçeyle taşıyorsunuz? Bu israf neden? Bunları engelleyeceksin. Arabalar. Herkesin altında bilmem kaç tane araba var. Ya taşıt kanunu var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkan taşıt kanunu. Kardeşim bu kanun hala yürürlükte. Bunların tamamı israf. Bu israfı önleyeceksin. Efendim peki iktidara gelirseniz bugün oturduğunuz evde yine oturur musunuz? Oturacağım yoksa tabii inşallah. Yoksa Beştepe'de mi oturacaksınız? Efendim? Yoksa Beştepe'de mi oturacaksınız? Hayır saray, benim saray merakım yok. Veya uçakları asla kullanacak mısınız? Efendim? Biraz önce bahsettiğiniz uçakları. Yok hayır. Efendim belki olursa bir uçak olur. Ben bunu anlarım. Bir uçak olabilir. Ki ona da bile gerek yok aslında. Ama hani deniyorsa ki devletin başındaki kişi bir uçakla gitsin, bir tane ben bunu anlarım. Ama 13 tane uçağı ne yapıyorsunuz siz ya? 13 uçağın bakımı var. Onun masrafı var. Onların sigortası var. Hepsi duruyor orada. Yazık günah değil mi ya? Onların masrafını bu ülkenin fakir fukarası ödüyor. Siz buna nasıl evet diyeceksiniz? İsraf haramdır diyor muyuz? İsraf haramdır. Peki israf haramsa, devletin dini de adaletse, peki haramı nasıl getireceksiniz? Adalette yan yana koyacaksınız. Olmaz. Yanlıştır. Adaleti sağlayacaksınız. Fakirin fukaranın hakkını koruyacaksınız. İsraf niye yapıyorsunuz? İsraftan vazgeçeceksiniz. İsraf olmayacak. Ben devlette 27,5 yıl çalıştım. Biz şöyle yetiştik. Bir kağıdın arkası boşsa o kağıdı yırtıp atmayız. Arkasını da kullanırız. Maliye Bakanlığı'nda biz böyle yetiştik. Efendim dönem dönem şimdi bakıyorsunuz yani. Devlette çalıştığınızı söylediniz. Dönem dönemde hep bu ortaya atılıyor. İşte SSK kurumunu batırdı. Evet. Borca soktu falan filan diye. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten siz mi batırdınız? Efendim devlet batmaz. Devletin kurumları batmaz. Sosyal Sigortalar Kurumu da batmaz. Açığı var mı? Evet, bugün benim dönemimdeki açığın 5 katı daha fazla var. Peki kim o zaman batırdı diyecekse kim batırdı? Dünyadaki bütün sosyal güvenlik kurumları açık verirler. Ama şunu söyleyeyim ben size. Benim genel müdürlük yaptığım dönemin tamamı bir müfettiş ordusu tarafından görevlendirildi ve incelendi. Bir müfettiş ordusu görevlendirildi ve incelendi. Bir kuruş bile bulmadılar. Bulamadılar bir kuruş bile. Çünkü boğazınızdan aşağı haram lokma inmemişse korkmayacaksınız. Baksınlar. Batırdı diyorlardı ama yolsuzluk yaptı diyemiyorlar mesela. Peki efendim. Emeklilik yaşı kaçtı? Erkeklerde 43, kadınlarda 34 yaşında emekli oluyordu. Şimdi kaç? 65. Niye daha çok daha fazla açık var? Niye açık çok daha fazla büyüdü? Bunları tartışabiliriz. Kamuoyunda tartışabiliriz. Çıksın karşıma tartışabiliriz. Şunu da ifade edeyim. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. Eşdeğer ilaç uygulamasını başlatan kişi de benim o dönemde. Büyük tasarruflara imza atan kişiydi ben yine o dönemde. Bütün bunların hepsini yaptık. Hepsinin hesabını da verdim. Sadece orada değil yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde KİT komisyonunda bütün bunların tamamının hesabını verdim. Bütün ihale dosyalarını getirip KİT komisyonunda bütün milletvekillerine veren tek genel müdürüm Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Bulduysanız bir şey hep beraber üstüne gidelim diye. Efendim şöyle bir şey de var. Şimdi bazı kesimlerce yani insanlara bir sokak röportajı yapıldığı zaman yani bu ekonomideki evet, kötü gidişatın sorumlusu kim denildiği zaman CHP diyen insanlarımız da var bizim. Evet. Ya da bunun dışında dış güçler diyen insanlar da var. Yani evet, bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Espriyle, bu bir argonun ürünü. Espriyle bakıyorum tabii onlara. Hı-hı. Yani şimdi yönetmiyorsunuz siz sorumlusunuz. Nasıl oluyor sorumluluk? İnsanda biraz akıl olması lazım değil mi? Bir şeyi yönetmeniz lazım ki
oradan sorumlu olasınız. Yönetmiyorsanız sorumluluğunuz ne? Yönetmiyorsanız sizin sorumluluğunuz, yöneten kişi doğru mu yönetiyor, yanlış mı yönetiyor? Onu analiz etmektir. Yanlış yönetiyorsa onu kamuoyuna duyurmaktır. Burası yanlıştır, yanlış yapıyorsun demektir. Zaten muhalefetin görevi o. Bizim adımız ne? Muhalefet. Yani yanlışı size söyleyen, yönetene söyleyen kişi demektir. Biz yanlışı söyledik diye şey mi olacak yani, biz sorumlu biz mi olacağız? Hayır. Yöneten kişi sorumludur. Bizim sorumluluğumuz yöneten kişiyi denetlemektir. Bir şey daha ifade edeyim. Evet. Sağlıkta işleyen bir devlette denetlenmeyen hiçbir kurum yoktur. Sağlıkta işleyen bir devlette, adaletle işleyen bir devlette denetlenmeyen hiçbir kurum yoktur. Her kurum denetlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kim denetler? Anayasa Mahkemesi. Kanun yaparsınız der ki anayasa aykırıdır, yeniden yap. Oturur 600 milletvekili yeniden yapar. Bizim ödediğimiz vergileri kim denetler? Sayıştay, kamu harcamalarını denetler. Kimin adına? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler. Esnaf vergi veriyor mu, vermiyor mu? Maliye Bakanlığı denetler. Gelir İdaresi Başkanlığı başka bir şeyi de denetler. Her alan denetler. Medya, medyanın da denetimi vardır. Dediğim gibi denetlenmeyen bir alan yoktur. Sistemin zaten doğasında bu vardır, denetlenir. Ama bugün öyle alanlar var ki hiç denetlenmez. Denetlenmiyor da. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bir sürü yolsuzluk dosyasını çıkardı. İçişleri Bakanlığı el koydu, dedi ki dosyaları bana ver. Ben inceleyeceğim. Aldı, koydu. Rafa ya da kasaya koydu, orada bekliyor. Üstüne gidilmiyor. Eyvallah. Efendim süremiz ilerliyor tabii. Sizin bir çağrınız olmuştu geçtiğimiz evet. haftalarda. Helalleşeceğiz, helalleşme çağrısı evet. yaptınız. Helalleşeceğiz evet. dediniz. Bu çağrıyı biraz açar mısınız? Bu çağrınız toplumda nasıl karşılık buldu? Helalleşme, şimdi şöyle. Toplum olarak çok ayrıştık. Etnik kimlik üzerinden ayrıştı toplum. Yaşam tarzı üzerinden ayrıştı. İnanç üzerinden ayrıştı. Ayrıştırıyorlar toplum ve kavga ediyoruz birbirimize. Toplum buradan çıkması lazım. İki, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bir 100 yıl geçti. Ve bu 100 yıl içinde gücü elinde bulunduranlar pek çok yerde haksızlık da yaptı. Roboski mesela, orada öldürülen çocuklar. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. Tamam öleni geri getirmiyoruz ama öldüren kimdi kardeşim? En azından ailelere demesi lazım ki ya biz bir haksızlık yaptık galiba. Kusura bakmayın demesi lazım. Yani bir helalleşmesi lazım. Yani gücü elinde bulunduran kişinin. Bunu yapması lazım. Ama efendim şöyle de bir durum var. Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi 50 yıldır tek başına iktidara gelememiş. Evet. Siz bu süreçteki olan olayları da sayarak evet. helalleşeceğiz diyorsunuz. Evet. Neden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduklarını veya yaptıklarını üzerinde yürüyorsunuz, helalleşeceğiz diyorsunuz. Ya da bu Cumhuriyet Parti'nin yapması gerekmez mi efendim? Ben toplum olarak helalleşmeliyiz diyorum. CHP olarak da değil tek başına. CHP'nin kabahati yok mu? Var tabii. CHP'nin de kusuru var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de başörtüsünü getirdi. Türkiye'nin bir numara sorunlu haline getirdi. Kardeşim sana ne başörtüsünden? İster başörtüsü takar ister takmaz. Bizim de onlarla helalleşmemiz lazım. Yanlış yaptık dememiz lazım. Kusura bakmayın dememiz lazım. Topluma yayıyorsunuz helalleşmeyi. Elbette yani. Yoksa Roboski'yi vuran biz değiliz. Ama devletin o insanlarla oturup helalleşmesi lazım yani. Bunu devlet olarak biz mi yapacağız diyorsunuz? Yani iktidara gelirsek. Devleti yönetenler yapacak bunu. Devleti yönetenlerin toplumla helalleşmesi lazım. Belli kesimlerle helalleşmesi lazım. Bakın tipik örnek vereyim. Bu ülkede bir başbakan asıldı değil mi? Rahmetli Adnan Menderes. Şimdi ne yapıyoruz? Adını üniversiteye veriyoruz. Adını bilmem havaalanlarına veriyoruz. Caddelere veriyoruz. Okullara veriyoruz. Bu aslında bir anlamda helalleşmedir. Yani bir şey yaptık. Yanlış yaptık. Şimdi adını veriyoruz vesaire. Mısır'da darbe olduğu zaman ben oraya iki büyükelçi gönderdim. Osman Korutürk ve Faruk Loğlu'nu gönderdim. Dedim gidin Mısır yönetimiyle konuşun.
siyasi idamlar yapmasınlar. Bizim tarihimize baktığınız zaman bizde siyasi idamlar oldu. Şimdi idam ettiklerimizin isimlerini sağa sola veriyoruz, üniversitelere veriyoruz, parklara, caddelere veriyoruz. Onlarla bir anlamda ya bir şey yaptık, yanlış yaptık, helalleşiyoruz. Aynı tuzağa düşmeyin diye ben arkadaşlarımı gönderdim. Aslında bunu göndermesi gereken AK Parti'ydi. Ama göndermediler. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Türkiye başörtüsü konusunda siz de biraz önce bahsettiniz. Evet. Çeşitli dönemlerde üniversiteler olsun, kamu kurumları olsun, askeriyeler olsun, birçok kamu kurumda çeşitli problemler yaşandı başörtüsü evet. konusunda. Özellikle muhafazakar camia bu konuda ciddi tereddütlü. Bu tarz problemlerin tekrar yaşanmasından korkuyor, tereddütü var. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yani ya da Altılı Masa'nın evet. Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Farz edelim Cumhurbaşkanı oldunuz evet. Türkiye'de. Ne olacak? Başörtüsünü yasaklayacak mısınız? Hayır efendim. Veya camiler tekrardan hayır efendim. Eskiye mi dönecek? Ezan hayır. Türkçe mi okunacak? Hayır efendim, hayır. Bakın bizim belediye başkanlarına şunu söyledim. Bir, bizim insanımız nerede ibadet etmek istiyorsa orayı tertemiz yapacaksınız. Cami mi? Kilise mi? Havra mı? Cemevi mi? Gidip Allah'a ibadet edecek değil mi? Tamam. Oraları tertemiz yapacaksınız. Nerede istiyorsa gitsin ibadetini yapsın. Bizim belediye başkanlarımız şu anda bunu yapıyorlar zaten. İki, başörtüsü olayını tekrar gündeme getirmek kadar sakat bir şey olmaz. Biz helalleşelim derken, ya bir hata yaptık, bir kusur yaptık derken, aynı kusuru tekrar ederseniz bu doğru olmaz. Akla ziyandır bu. Böyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmez. Hatta ben bunun bir adım daha ötesine giderek söyleyeyim. Ya ikna odalarında o başörtülü kızların başına gelenleri biliyoruz yani. Onlarla da oturup helalleşmemiz lazım. Bakın bizim Gençlik Kolları Genel Başkanımız Konyalıdır. Evet, ona değinecektim. Muhafazakar bir ailede. Muhafazakar. Kız kardeşi başörtüsü mağdurudur. Ve bizim şu anda Gençlik Kolları Genel Başkanı'dır. Dolayısıyla eskiyi bir tarafa bırakmamız lazım. Hataları, kusurları bir tarafa bırakmamız lazım. Yanlıştan ders çıkarmamız lazım. Doğruya yönelmemiz lazım. İşin özü budur. Yoksa niye ortalığı yok karıştıralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Hiç kimsenin inancı, benim sorgulamaya hakkım yok. O yetki peygambere bile verilmemiştir. Kimin inançlı inansız olduğunu bir tek yüce yaradan bilir. Nereden bileceğiz biz onu? Oraya bizim siyaseten müdahale etmemiz, o alana bir şey söylememiz mümkün değil. Doğru da değil zaten. Ahlaki de değil, vicdani de değil, dini de değil. Olamaz zaten böyle bir şey. İbadet yerleri kimlere de ibadet yapmak istiyorsa orayı tertemiz yapacağız. Sadece o değil. Ben size şeyi de söyleyeyim. Kur'an kursları. Eğer bir ihtiyaç varsa bizim belediyeler derhal karşılar Kur'an kurslarının ihtiyaçlarını, hocaların ihtiyaçlarını karşılarlar. Cami hocaların ihtiyaçları var, imamların, bizim belediyeler karşılarlar. Hiç, o konuda hiç kimsenin de tereddütü yok zaten. Dolayısıyla belli çevreler Cumhuriyet Halk Partisi'ni farklı algılattılar. Ama gerçek öyle değil. Gerçek öyle değil. Efendim, yani, peki, herkesin inancına saygılıyız yani. Yani bugün daha çok aslında sorunlardan ziyade siz altılı masa olarak eğer iktidar olursanız ne yapacağınız noktasında daha çok sorularımızı soruyoruz. Diyelim ki yarın siz iktidar oldunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini veya AK Parti'de görev yapmış veya devletin farklı kademelerinde görev yapmış kişilerin ismini bir caddeye, bir okula verir misiniz? Var olan isimleri okullardan sildirir misiniz? Bu konuda şimdi nasıl bir yol izleyeceksiniz? Devleti yöneten kişinin devleti kinle, öfkeyle yönetmeye hakkı yoktur. Hı hı. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Herkesin şöyle veya böyle bu devlete yönetirken hizmeti olmuştur. Dolayısıyla devleti adaletle yönetirseniz bir sorun kalmaz. Ama devleti kinle, öfkeyle yönetirseniz bugünkü yönetimden bir farkınız kalmaz. Hem şikayet edeceksiniz, hem geldiğinizde aynı şeyleri yapacaksınız. Bu olmaz. Devletin dini adaletse ve devlette liyakat esassa, iş ehline teslim etmek doğruysa bunun gereğini yapacaksınız. Hı hı. Yoksa kin, öfke, efendim geldi ben işte
bilmem üniversiteye adı verilmiş, bunu değiştireceğim. Hayır, bunlara girmek doğru değil. Efendim bir de şöyle bir şey var. Program ilanına çıktıktan sonraki süreç içerisinde AK Parti içerisinden bana çeşitli mesajlar geldi. Bunu da özellikle size iletmek istiyorum. Sizin bürokratlara bir çağrınız olmuştu. Evet. Yanlış işlere imza atmayın, size bir tarih veriyorum noktasında bir ifadeniz olmuştu. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde AK Parti'ye yakınıyla bilinen bürokratlar devletin çeşitli kademelerinde görevler yapıyorlar ve AK Parti bürokrasi anlamında güçlü bir parti. Evet. Yani siz iktidara gelirseniz eğer bu bürokratlara yönelik bakış açınız ne olacak? Birlikte çalışacak mısınız veya burada kriter ne olacak? Kim işini düzgün yapıyorsa başımızın üstünde yeri var. Kim işini düzgün yapıyorsa. Ama yolsuzluğa bulaşmışsa, yani kul hakkı yemişse kimse kusura bakmasın. Ona izin vermeyiz. Devri sabık mı olacak yani? Efendim? Devri sabık olacak. Hayır hayır, devri sabık değil, öyle bir şey yok. Devri sabık yapmaya kalkarsanız o zaman kimle hareket ediyorsunuz demektir. İntikam duygusuyla hareket ediyorsunuz demektir. Biz intikam duygusuyla hareket etmeyiz. Şimdi bakın, bir yerde yolsuzluk varken siz yolsuzluğu görmezseniz kul hakkı yemiştir, ses çıkarmıyorsunuz demektir. Olmaz, o ayrı bir şey. Ama intikam almak, işte ben gideceğim intikamımı alacağım, onu süreceğim, sen AK Parti döneminde geldin işte seni devletten atacağım. Hayır, öyle bir şey yok. İşini yapıyorsa, işin ehliyse, işin uzmanıysa hiçbir sorunumuz efendim, yok. Efendim, sizin o çağrınızdan sonraki süreçte biz yine Sümenaltı programına CHP İzmir Milletvekili Sayın Tuncay Özkan Bey'i almıştık. Evet. Tuncay Bey'in şöyle bir ifadesi olmuştu. Sayın Genel Başkanımızın o çağrısı gerçekten meyvesini verdi. Bizim iletişime geçtiğimiz bürokratlar oluyor dedi. Yanlış işlere imza atmak istemediklerini dile getiriyorlar diye. Bugün hala var mı o? Hala var. Akış var mı? Yanlış işe, CHP Genel Merkezi'ne? Yanlış işe imza atmadılar, atmıyorlar. Zorladıkları takdirde de bizi bağışlayın, biz bu görevden ayrılalım, başka birisini getirin diyorlar. Ankara kulislerinde de bu konuşuluyor. Efendim? Ankara kulislerinde de bu konuşuluyor. Mesela bir genel müdür veya bir genel müdür yardımcısının atacağı imzayı bile bakanların attığı iddiaları var. Genel müdürlerin veya müdür yardımcıların atmadığını. Öyle. 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 Yani bu gerçekten o zaman gerçekten sizin uçağınız böyle. O yüzden benim bürokrasiye yaptığım çağrıdan şikayet ediyorlar. Kılıçdaroğlu neden bürokratlara çağrı yapıyor diye. Ben bürokratlara şunu diyorum. Bu milletin ödediği vergiyi yerli yerinde kanuna göre harca kardeşim. Birisinin cebine para aktarmak için imza atmayın. Kul hakkı yemeyin diyorum ben onlara. Kul hakkı yemeyenin başımın üstünde yeri var. Hangi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun. Devlete hizmet eden kişi vatanına hizmet ediyordur, bayrağına hizmet ediyordur. Cebine hizmet eden bir kişi vatanına hizmet etmiyordur, kendisine hizmet ediyordur. Dolayısıyla ben olaya öyle bakıyorum. Bürokratlara da yasa dışı işlem yaptırıyorlar, imza attırıyorlar. Çağrı yaptım, tarih de verdim, imza atmayın dedim. İmza atarsanız sorumlu olursunuz dedim. Görevinizi yapın, kanun ne diyorsa onu yapın. Genelge ne diyorsa onu yapın. Sizin kanuna uymama lüksünüz yok ki zaten. O zaman meclisi niye çalıştırıyoruz? Meclisi niye kanun çıkarıyoruz o zaman? Evet, çıkarıyor o zaman. Buradan yola çıkarak bürokrasiye yaptığımız çağrıdan gerçekten de yerini bulduğunu, gerekli yankıyı yaptığını biliyorum, görüyorum, duyuyorum, işitiyorum. Ayrıca bize çok sayıda belge de geliyor, doküman da geliyor yapılan yolsuzluklarla ilgili. Tabii her belgeyi hemen alıp ortaya çıkmıyoruz. Onun bir incelenmesi lazım, araştırılması lazım. Gerçekten o belge doğru mudur, yanlış mıdır? Olay nedir, ne değildir? Gerçekten hukuki midir, değil midir diye. Peki efendim, ekibimiz de var bu konularda çalışan. Son süreçte bu tarz açıklamalarınız çok gündemde. Ve kurumların önüne gidiyorsunuz zaman zaman. Öyle. Bakanlığa gittiniz, TÜİK'e gittiniz. Sonra en son olarak da Sadat'ın önünde bir açıklama yapmıştınız. Ondan sonra yine sosyal medyadan videolar yayınladınız. Yurt dışına gönderilen paralarla alakalı. Evet. Sayın Bahçeli'nin de grup toplantısında, yanlış hatırlamıyorsam, bir açıklaması vardı. Size yönelik uyarmadı demesinler. Evet. Açıklamasını yaptı. Ardından yine bir hapis imasında bulundu. Bunların yanında siz herhangi bir ölüm tehdidi aldınız mı veya bir korku var mı? Bir tehditle karşı karşıya kaldınız. Şunu açık söyleyeyim. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Niye korkalım? Arkamızda kirli bir şey yok ki korkalım.
Zaten bütün 7 sülalemizi araştırdılar. Bir şey bulabilir miyiz diye. Çok şükür bir şey yok. Ne bulacaksın zaten? Ne bulacaksın? Hesabını vermeyeceğimiz hiçbir şey yok ki. Tehdit ediyorlar. Ben bunu biliyorum. Devletin içinde paramiliter gruplara destek verenler var. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Sadat'a boşuna gitmedik. Sadat'a gitmemin temel nedeni şu. Kimse korkmasın. Kimse çekinmesin. Herkes sandığa gitsin. Herkes oyunu kullansın. Burada Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz Kuvayi Milliyetçiyiz. Kimse bizi yıldıramaz. Dolayısıyla gücümüzü, inancımızı, kararlılığımızı topluma bildirmek zorundayız. Öyle 3 kişi çıkacak. Efendim ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adını değiştireceğim. Bayrağını değiştireceğim. Dilini değiştireceğim. Afrika diye bir devlet kuracağım. Bilmem devlet şöyle yönetilecek. Parası kalkacak. E biz de hiç sesimizi çıkarmayacağız. Olmaz. O zaman bizim görevimiz de Allah aşkına. Biz bu milletin çıkarını savunmayacak mıyız? Adam bayrağımı değiştireceğim diyor. Türkiye Cumhuriyeti bayrağını değiştireceğim diyor. Devletini değiştireceğim diyor. Dilini değiştireceğim diyor. Ve bu kişi Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Ya vicdan kabul eder mi? Akıl kabul eder mi? Konyalılara soralım Allah aşkına ya. Kaçın haberi var? Devlet böyle yönetilir mi ya? Bu adamın Cumhurbaşkanlığında ne işi var? Ve bu adam devletin en mahrem sırlarının görüşüldüğü toplantıya katılıyor. Ben tanımıyorum dedi. Ben de Erdoğan'ın başkanlığında toplanan ve bu kişinin de katıldığı, üstelik MİT müsteşarının yanında katıldığı fotoğrafı yayınladım. MGK fotoğrafıydı değil evet. mi? Evet. Fotoğrafı yayınladım. Bu kişinin devlet sırlarıyla ne ilgisi var? Ne görevi var bunun orada? Peki efendim. Bizim kendi devletimize sahip çıkma diye bir görevimiz var. Devletimize sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız. Bizim görevimiz budur. Siyaset ayrı bir şey. Ama siz kendi bayrağınıza, kendi devletinize sahip çıkmazsanız olmaz. 3 tane adam gelecek, eline silah alacak. Efendim ben şunu yapacağım, bayrağı değiştireceğim. Efendim sınırları değiştireceğim. Türkçeyi kaldıracağım, yerine Arapça getireceğim. Ondan sonra ben de ona diyeceğim ki bravo, iyi ki gitmişsin. Cumhurbaşkanı yanında onun baş danışmanı olmuşsun. Onu mu diyeceğim ben? Efendim demem. Korkmadığınızı dile getiriyorsunuz ama yani bu şunu sormak istiyorum. Yani bir can güvenliğiniz var mı? Mesela bugünkü programınıza baktım. Mesela sanki güvenlik önlemi artırılmış gibi. Yani seçim sürecine yürüyoruz. Ondan mı? Yani bu noktada bir tehdit alıyor musunuz bu çıkışlarınızdan sonra? Şu ana kadar bir tehdit gelmedi. Gelmedi zaten. Tehdit gelse ne olacak yani? Hı hı. Ne olacak tehdit gelse? Yine bu adamlar tabii her türlü oyunu çevirebilirler. Bunlar karanlık insanlar çünkü. Normalde bu tür karanlık insanların demokratik bir ülkede olmaması lazım. Ya bir şirket kuruyorsunuz ya da bir dernek kuruyorsunuz. Ben terörist yetiştireceğim diye. Sözleşmenize yazıyorsunuz. Terörist yetiştireceğim diye. Allah aşkına ya böyle dernek olur mu ya? Kim buna izin verdi ya? Kimler izin verdi? Açıklama yapıyor gene başkanları. Efendim diyor, Ukrayna bizden silah istedi. Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk silah verelim mi diye. Kimsiniz siz ya? Ne Milli Savunma Bakanlığı'ndan ne de başka bir yerden bu açıklamaya bir yalanlama gelmedi. Hayır biz böyle bir şey olmadı demediler. Kimsiniz siz ya? Siz nasıl oluyor da Milli Savunma Bakanlığı'nı muhatap kabul ediyorsunuz? Veya Milli Savunma Bakanlığı sizi muhatap kabul ediyor? Akıl alacak şey değil. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Böyle bir devlet yönetimi ben hiç görmedim. Ya devlette şeffaflık vardır. Açıklık vardır. Aleniyet vardır. Efendim, devletin gizli operasyonları olur mu? Olur. Her ülkede olur. Ama bunu devletin organları yapar. Ya bu ülkede Emniyet Genel Müdürlüğü var. Bu ülkede efendim Jandarma Genel Komutanlığı var. Bu ülkede Milli Savunma Bakanlığı var. Genelkurmay Başkanlığı var. Silahlı kuvvetler var. Kim bunlar ya? Kim bunlar?
Altılı masada gündeme geldi mi efendim bu konu? Altılı masada çok ayrıntılı görüşülmedi. Ama bizim altılı masanın yayınladığı bildiriye bakarsanız bu konulara dikkat çekiliyor. Efendim peki altılı masa toplantılarını güven içinde yapabiliyor musunuz? Şimdi yani sonuç itibariyle orada hani bir şeyiniz vardır. Güven derken? Yani güven içerisinde yapıyor musunuz? Ya dinleniyor mu gibi. Bir şeyiniz var mı? Dinleseler yani ne olacak ki? Çünkü sonuç itibariyle orada geleceğe yönelik planlamalarınızı yapıyorsunuz. Yapıyoruz işte. Doğru. Geleceğe. Yani o anlamda sordum. Evet. Geleceğe yönelik planlamayı yapıyoruz ve onları da kamuoyuna deklariyor. Dinleseler ne olur zaten? Demokrasi diyoruz. Odada da söylüyoruz, dışarıda da söylüyoruz. Beraber Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız diyor. Orada da söylüyoruz, dışarıda da söylüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız diyoruz. Bildiriye koyuyoruz. Efendim yeni kurumsal yapı şart diyoruz. Kurumsal yapıyla ilgili açıklamayı ayın 13'ünde yapacak genel başkan yardımcıları. Efendim seçim güvenliği diyoruz. Hangi önlemleri alalım diyoruz. Onu da ayın 3'ünde yine genel başkan yardımcıları yapacak. Göçmen sorunumuz var, sığınmacı sorunumuz var, Suriyeliler sorunumuz var. Bunu nasıl çözeceğiz diye komisyon kuralım diye karar aldık. Onu da bildiriye koyduk. Biz onlar gibi kapalı kapılar ardında Türkiye'nin aleyhine olacak hiçbir oluşumun içinde değiliz. Biz bu ülke nasıl huzura kavuşur? Bu ülkede insanlar huzur içinde evlerinde nasıl otururlar? Bu ülkede yokluk, bu ülkede açlık, bu ülkede zam, bu ülkede enflasyon nasıl sona erer? Biz onun çalışmasını efendim yapıyoruz. Peki bu toplantılarla AK Parti ve MHP'yi rahatsız ettiğinizi düşünüyor musunuz? Rahatsız ettiklerini gayet iyi biliyorum. Onların bütün amacı acaba biz bu altılı masayı nasıl dağıtırız? İşte bir şey olur, vay efendim işte ayrıldılar. Bir şey olur, vay efendim bilmem aralarında kavga çıktı. Biz de onları bir gülümseyerek okuruz. Bir endişeniz var mı altılı masayı? Efendim? Bir endişeniz var mı altılı masayı? Hiçbir endişe yok. Peki efendim. Çünkü bizi bakın şunu önce ifade edeyim. Her birimiz ayrı partiyiz. Evet. Saadet Partisi ayrı, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı, efendim Demokrat Parti ayrı, İyi Parti ayrı, Gelecek, Deva. Her birimiz ayrı partiyiz. Her birimizin bir siyasi görüşü var. Her birimizin ekonomik programları farklı olabilir. Ama altı siyasi parti de demokrasi istiyor. İnsan hakları istiyor. Din ve vicdan özgürlüğü istiyor. Efendim inanç üzerinden, kimlik üzerinden siyaset yapılmasın diyor. Efendim yargı bağımsız olsun diyor. Medya özgür olsun diyor. Medya üzerinde baskı olmasın diyor. Efendim devlet şeffaf olsun diyor. Saydam olsun diyor. Vatandaşın ödediği vergi nerelere harcandı bunun hesabının verilmesi lazım diyor. Devlette liyakat olsun. Devletin kurumlarının başında o işi bilen insanlar gelsin. Hepimiz bunu istiyoruz. Dolayısıyla ortaklaştığımız noktalarda hiçbir görüş ayrılığımız yok. Hep beraber oturacağız, kararını vereceğiz bunun. Peki efendim altılı masayı bir bina olarak görecek olursak diğer liderleri nasıl tanımlarsınız siz? Bir bina olarak görecek olursak altılı masayı işte Türkiye'nin yeni Türkiye'yi inşa ediyoruz diyorsunuz altılı masada. Temelleri sağlam atılmış. Evet. Diğer ama liderleri nasıl tanımlarsınız burada? Şöyle Cumhuriyet'in 100 yılın ilk yıllarında yani ilk 100 yılda Cumhuriyet'in temellerini attık. Demokrasiyi getirdik. Belli bedeller ödedik. Sıkıntılar yaşandı, darbeler oldu. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taşlandıracağız. Dolayısıyla her bir siyasi lider buna kilitlenmiş vaziyette. Yani altı lider de buna kilitlendiği için diğer liderleri nasıl tanımlarsınız diye düşündüğümde ülkesini düşünen, vatanını düşünen, bayrağını düşünen, insanını düşünen, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi düşünen liderler olarak görüyorum. Ve dolayısıyla altımızda aynı felsefeye inanmış vaziyetteyiz. Efendim altılı masa toplantılarını hep Ankara'da yapıyorsunuz ama yani şöyle bir şey olamaz mı? AK Parti'nin güçlü olduğu illere liderler olarak gitsek bir toplantımızı da o şehirde yapsak böyle bir düşünceniz onu olacak mı geleceğe göre? Onu bilmiyorum. Tabii, mesela Konya. Olabilir eğer birisi ev sahipliği ben Konya'da yapmak istiyorum derse Konya'da toplanabiliriz. Tabii diğer liderlerin programları da var. Altı liderin programını önce bir ortaklaştırmamız lazım. Bir güne endekslememiz lazım. Mesela bundan sonraki toplantı yanlış hatırlamıyorsam 3 Temmuz'da olacak. Ondan sonraki toplantı gene bir ay sonra Eylül ayında olacak.
Dolayısıyla o çerçeve içerisinde düşünüyoruz. Seçime kadar devam edecek herhalde bu toplantılar, görüşmeler. Elbette. Yani şimdi biz bakın Merkez Bankası'nı düşündük, ekonomiyi düşündük, planlamayı düşündük, seçim güvenliğini düşündük, efendim sığınmacılık sorununu düşündük, bir faiz belası var bu milletin başında, ekonomide ciddi bir bozulma var, oralarda neler yapacağız, esnafın yüzünü nasıl güldüreceğiz, çiftçinin, sanayicinin, üniversitelerde ciddi sorun var, işsizlik derdi var, felaket bir dert olarak karşımızda duruyor. Bütün bunların hepsini düşüneceğiz. Her bir toplantıda belli bir bölümü gündeme alıyoruz ve o çerçevede hareket ediyoruz. Efendim vaktimiz daralıyor, sorularınız var, kısa kısa soralım. Yani birçok sıkıntıda bahsettiniz. Bu sıkıntılara rağmen yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti hala birinci parti çıkıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yakında birinci parti olmaktan çıkacak. AK Parti. Evet. Erken seçim bekliyor musunuz? Eğer erken seçim olursa çok iyi olur. Türkiye en azından daha büyük maliyetlere katlanmamış olur. Çünkü yönetemiyorlar, sürekli borç alıyorlar, yüksek faizlerle borç alıyorlar ve Türkiye ekonomik olarak çok daha fazla dışa bağımlı bir ekonomiye dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu girdaptan çıkarılması lazım. Onun için bize göre bir an önce erken seçimi getirip bizim beyefendiyi emekli etmemiz lazım. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı size bir takım sorular yöneltti. Bu soruların sonuncusu da aday olacağınıza dair, aday olacak mısınız sorusuydu. Aday olacak mısınız? Ben de ona 10 sorusuna 10 cevap verdim. İyi açtınız. Evet. Bakın ben ona defalarca soru sordum, hiçbir soruma cevap veremiyor. Bana 10 soru sordu. 10 soruya da tık 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 hepsinin cevabını verdim. Bu soruya da cevap verdim. Seçim gününü açıkla, Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağım. Bu kadar basit. Aday olmayı düşünüyor musunuz? O ayrı. Ona karar verecek. Altılı masa karar verecek. Bir araya geleceğiz, oturacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı sıradan bir olay değil. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığında adayı belirlemekten çok daha önemli olan adayın yapacağı görevdir. Diyelim ki 23'ünde aday belirledik, seçim oldu, bitti ve seçildi. 24'ünden sonraki tarih önemlidir. Yine altı liderin bir arada olması lazım. Yine Türkiye'nin beraber yönetilmesi lazım. Yine sorunların birlikte çözülmesi lazım. Çünkü sorunlar küçük sorunlar değil, devasa sorunlar. Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz siz. Parlamentoyu güçlendireceksiniz. Güçlü bir parlamento olacak. Devlette liyakat olacak. Devletin kurumları aşındı, yıprandı. Bazıları tamamen kapatıldı. Buraları yeniden efendim, açacaksınız. Seçim tarihini Sayın Cumhurbaşkanı açıklasın. Biz de Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayalım dediniz. O zaman Cumhurbaşkanı adayı belli mi? Hayır. Hemen oturuyor. Biz Cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini belirledik zaten. Bir kamuoyuna nedir yaptığımız efendim, açıklamada. Nitelikler yanlış hatırlamıyorsam işte toplumun her kesimini kucaklayacak. Temiz bir adam olacak, devleti tanıyacak. Buna benzer... Belediye başkanları için kapı kapatıldı mı peki? İsmi geçen görüşmedik onu. Mansur Bey veya yani Ekrem onu Bey. Şeyde görüşmedik. Yani altılı masada hiç gündeme, yani Cumhurbaşkanı adayı gündeme gelmedi. Hiç konuşmadık onu. Rahatlıkla ifade edebilirim. Yani partinizin soru, zaman zaman genel başkan yardımcıları açıklamıştı. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Soru... 10 sorunun cevabını verdim. Neden? Ben temiz bir adamım. Ne sorulursa tık diye cevabını veririm. Ben de ona 10 soru sordum. Şu ana kadar tık bile yok. Temiz değil. Temiz değil. Benim sorduğum sorulara niye cevap vermiyorsun? Vermen lazım. Devletin bütün imkanları sende. Devletin bütün imkanları sendeyse benim sorduğum sorulara cevap verirsin. Veremiyor. Veremez de zaten. Veremez de. Efendim sizce Cumhur İttifakı'nda da kim olur? Sayın Cumhurbaşkanı olur mu? Ya çünkü Cumhurbaşkanı'nın ağzından da böyle bir kelime duymadık. Sadece Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Evet. Sayın Bahçeli'nin açıklaması aynen şöyle. Bizim adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi ama Sayın Erdoğan'dan bir cevap almış değiliz. Yani zaman zaman genel başkan yardımcılarınız adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur açıklamaları yapıyor. Hatta bugün Veli Ağbaba'nın bir açıklaması vardı. Şöyle tabii her parti yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Bunu bir talep olarak dile getirirler. Bir temenni olarak daha doğrusu dile getirirler ama onlarınki temenniden öteye geçmiyor zaten. Buna karar verecek. Peki efendim kulislerde konuşulan liderler. Bir bilgi de şu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırmış olduğu anketlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa Sayın Erdoğan'a karşı 50+1'i ilk turda geçtiği iddiaları var. O şöyle, tabii var biz, mı böyle bir anket çalışması? Hayır, biz bir anket yaptırmıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Biz de siz gazeteci olarak ya da televizyoncu olarak anketleri nasıl gazetelerden okuyorsanız biz de öyle okuyoruz. Yani bir özel anket yaptırmıyoruz bu konuda. Anketler biraz pahalı bir iş aslında. Dolayısıyla anket yaptırmıyoruz ama şunu yaptırıyoruz, yaptırdığımız. Herhangi bir olay olduğunda toplumun o olaya tepkileri nedir diye dar bir grupta bunu değerlendiriyoruz. Dar bir grupta değerlendiren bazı kurumlar var. O kurumlar alıyorlar, değerlendirip bize rapor veriyorlar. Ama dedim ki bu çok dar bir grup. Efendim peki seçimlerden bir endişeniz var mı? İlk turda Cumhurbaşkanlığını altılı masa kazanır mı? Hiçbir endişem yok. Hiçbir endişem yok. Seçimler olacak. Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye'ye demokrasi gelecek. Özgürlükler gelecek. Halkın üzerindeki zulüm ve baskı da bitmiş olacak. Efendim? Çiftçisi de, memuru da, emeklisi de, taksi şoförü de, tır şoförü de rahat bir nefes alacak. Efendim, sığınmacılarla alakalı neler söylemek istersiniz? Bugün bir açıklamanızı okuduk. Evet. Suriyeli kardeşlerimizi kendi memleketlerine, ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz. Hatta onlara ev yapacağız noktasında da bir açıklamanız var. İşte bunları bizim müteahhitlerimiz üstlenecek noktasında. Evet. Yani bu aslında parasını tartışmaya açık bir konu. Buradan bir kez daha ifade eder misiniz onu? Tabii. Şöyle 4 aşamalı bir program uygulamak durumundayız. Birinci aşama bizim Suriye ile karşılıklı büyükelçilikleri açmadır. Açacağız. Niye kavga ediyoruz? Yani niye birbirimizi öldürüyoruz? Açacağız. Barışacağız. İkinci aşama yapılacak anlaşmada buradan Suriye'ye gidecek olan Suriyelilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasını garanti altına alacağız. Gerek Esad yönetimi gerek Birleşmiş Milletler tarafından güvence altına alınacak. Yeter mi? Hayır. Üçüncü aşama bunların yolları, köprüleri, kreşleri, okulları ne varsa bunu yapacağız. Parayı Avrupa Birliği fonlarından ve uluslararası fonlardan alacağız. Onlar ödeyecekler. Bizim müteahhitlerimiz bunu yapacak. Yani Türkiye'den para çıkmayacak. Onu da ifade edeyim. Bir üçüncüsü bunların evi var, yolu var, okulu var, hastanesi var. Bir şey daha lazım. İş. Bunlara iş imkanı lazım. Bizim Gaziantep'te iş adamlarımızın o bölgelerde çok fabrikaları vardı. Onlar şu anda kapalı duruyor. Fabrikalarını çalıştıracak. İş istiyorsan orada çalışacak. İstiyorsa turist olarak Türkiye'yi gezmeye gelecek. Ben Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelen muhaliflerle de görüştüm. Siyasi partilerin genel başkanlarıyla. Suriye'den kaçıp gelen sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla da konuştum. Suriye'den kaçıp buraya gelen ve buradan yayın yapan gazetelerin, internet sitelerinin yöneticileriyle de konuştum. Bu projemi anlattım onlara. Eğer bunlar olursa biz kendi ülkemize gideriz diyorlar. Niye gitmeyelim ya? Burada asgari ücretin yarısına çalışıyorlar. Çoluk çocuk perişan vaziyette. Bazen aynı evde 3-4 aile birden kalıyor ki çok daha kötü olaylar var. Özellikle bizim sınır bölgelerinde kız çocuklarıyla ilgili olarak. Bütün bunların aşılması lazım. Bu ne bize yakışıyor ne onlara yakışıyor. Hı hı. Buradan Türkiye'nin çekilip çıkarılması lazım. Bu dediğim formülü biz 2 yıl içinde hayata geçiririz. 2 yıl içinde bunlar kendi ülkelerine giderler. İstiyorlarsa bizim ülkemize turist olarak gelsinler, gezsinler, tekrar ülkelerine gitsinler. Efendim ben yine erken seçim konusuna gireceğim. Tabii kararsız seçmen var, biliyoruz bunu. Ciddi de bir orana sahipler. Evet. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın da geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Vatandaş göndereceğini biliyor ama kimi getireceğini de kararsız gibi bir açıklaması oldu. Tabii baktığımız zaman kamuoyu da Cumhur İttifakı kadar altılı masanın adayını merak ediyor. Evet. Aslında vatandaşta şöyle bir çekince var gibi. Biz sürekli vatandaşla içli dışlı olduğumuz için röportajlar yaptığımız zamanlarda da vatandaş hep şunu söylüyor. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek bir Cumhurbaşkanı adayının ve o profilin oldu bittiye getirilerek açıklanması ne kadar doğru sizce? Bu vatandaşın sorusu yöneltmiş olalım. Oldu bittiye getirmek doğru değil. Cumhurbaşkanı adayının az önce söylediğim gibi liyakatli birisi olması lazım. Devletini tanıması lazım. Verilmeyecek hesabının olmaması lazım. Adaletli olması lazım.
kin duygusu, öfke duygusu taşımaması lazım. Bugün oluşturulan altılı masanın seçimlerden sonra da aynen sürdürülmesi lazım. Parlamentonun güçlendirilmesi lazım. Demokrasinin bu ülkeye gelmesi lazım. Cumhurbaşkanı adayının topluma güven vermesi lazım. Bu çerçevede olması lazım. Şimdi bu çerçevede seçilecek bir cumhurbaşkanı adayı ya da belirlenecek cumhurbaşkanı adayı toplum için sürpriz olan bir aday olmayacaktır yani. Bakılacaktır ya. Evet bu insan devleti tanıyan birisi. Evet bu insan düzgün bir insan. Evet bu insan kini, öfkeyi, taşımayan bir insan. Evet bu insan toplumun her kesimini kucaklayan bir insan. Evet bu insan kişinin kimliği, efendim yaşam tarzı veya inancı dolayısıyla insanları sorgulamayan, insanları ötekileştirmeyen bir insan. Bakıyorsunuz özel yaşamında mütevazi olan bir insan. Böyle birisinin cumhurbaşkanı olması. Altın saray merakı olmayan bir cumhurbaşkanı. İsraftan, haramdan, efendim çekinen bir cumhurbaşkanı. Devleti adaletle yöneten bir cumhurbaşkanı adayı seçilecek diye olmasın yani. Bu olacak. Bu hiçbir vatandaşa da sürpriz gelmez. Vatandaş adını duyduğunda bakacaktır bu nitelikler var mı bunda diye. Ona göre değerlendirecektir yani. Peki efendim altı lider birlikte mi açıklayacaksınız bu adayı? Onu daha kararını vermedik. Onun kararını vermedik. Büyük bir ihtimalle gene bir karar verdikten sonra her zaman yaptığımız gibi bir yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruyoruz yani. Eyvallah. Efendim son olarak şunu da sorayım. Programı bitirelim burada. Evet. Ankara'ya gideceğim. Sıkıştırıyorlar. Evet. Tabii son olarak da bir söz alacağım ben sizden. Evet. Oldu ki Cumhurbaşkanı adayı oldunuz, seçildiniz. Tabii biz yerel televizyonlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı hiç görmedik. Evet. Ve ilk yayın sözünde buradan almış olalım diyeceğim. Efendim öyle bir davet gelirse ve gerçekleşirse büyük bir keyifle gelirim. Oturur sohbet ederiz. Eyvallah tekrar. Sözünü almış olduk. Tabii efendim Konya yıllardır AK Parti'ye rekor oranda oy verdi. Evet. Bunu yayının başında da konuşmuştuk zaten. Evet. Şimdi sizi izleyen AK Partili Konyalı vatandaşlara veya AK Partili Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlara seslenecek olursanız nasıl seslenirsiniz? Konya olası bir CHP iktidarında yani bu 2023'te olur veya sonrasında olur. Bir üvey evlat muamelesi görür mü? Asla. Hiçbir iyi görmez. Tam tersine Konya'nın ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyelin harekete geçmesi lazım. Sanayi açısından potansiyeli var. Tarım açısından potansiyeli var. Turizm açısından potansiyeli var. Üniversitelerin çok daha mükemmel hale gelmesi lazım. 5 üniversitesi var buranın. Dediğim gibi bir üniversite kenti aynı zamanda teknokentlerin, teknoparkların olması ve bunların bir var tabii ama bunların biraz daha geliştirilmesi lazım. Bilim insanlarının buraya daha fazla gelmesi lazım. Araştırma yapmaları lazım. Onların desteklenmesi lazım. Konya'nın dünyaya tanıtılması lazım. Sadece Mevlana değil. Çok büyük zenginlikleri var Konya'nın. Tabii Konyalı kardeşlerim unutmasınlar. Zaten ben de Konyalıyım, Akşehirliyim. Kökenimiz Akşehir. Dolayısıyla Konya'yı zaten gönlümüzün bir tarafında sürekli tutuyoruz. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Yayınımıza eyvallah. Katıldınız. Eyvallah. Bizleri kırmadınız. Konya'da teşekkür ağırladık ederim. Sizleri. Sağ olun efendim. Kıymetli izleyenlerimiz bu haftada Sümen Altı programının sonuna geldik. Yine çok önemli bir ismi ağırlamıştık. Ana Muhalefet Partisi lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Konya'da merkez stüdyolarımızda misafirimizdi. Sorularımızı sorduk. Kendisi cevap verdi ve sorularımıza. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler.